Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu 1 Kasım itibariyle hem tek zamanlı hem de 3 zamanlı tarifelere yaklaşık %31 artış yaptığını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre yoksul muafiyetli konut tarifesine herhangi bir artış yapılmazken 1001 kilowatt saat üzeri konut tarifesi için artış %16'da tutuldu. Devlet daireleri için uygulanan tarifelerde ise %222 artış yapıldı. Halksa kış girişi yapılan okkalı zamma öfke püskürdü. Kıbrıs Genç TV mikrofonlarına konuşan vatandaş, gelecek endişesi taşıdığını vurgulayarak hükümeti istifaya çağırdı. Baştakilerin bir an önce istifa etmesi gerekir. Biz nasıl geçineceğimizi düşünemiyoruz. Ve açıkçası ne çocuğumuzu ne çoluğumuzu düşünüyorlar. Aldığımız maaşa zam yapmaları gerekirken halen elektriğe, tüpe, hayat pahalılığını hiç kimse umursamıyor. Bence bir an önce ya baştakilerin istifa etmesi gerekir ya da bu işe bir çözüm bulmaları gerekir. İngiliz üstünde çalıştım. Yarım liranın 40'ta birini koydu. Alt üst oldu. Bunlara her gün zam gelir gülerler. Bize her şey yakışır kızım. Kusura bakmayınız. Hepsine seslenirim ve kimseyi de korkmam. Onun için değişecek bir şey yoktur. Bu Kıbrıs halkı mahkumdur ölmeye. Yani bugün bir milletvekili 70-80 alacak, bir itçi de alacak 13 milyon. Et yiyemez kızım. Ben dünya kadar maaşım var, et yemem, korkarım çünkü para bitecek, cebimden parasız kalacağım diye. Onun için Allah acısın gençliğimizi. Benim bundan sonra beklentim yoktur. Yoktur, olamaz da. Benim torunlarım var, çocuklarım var. Neler çektiğini ben görürüm. Elini uzatmazsan evladına aşk kalır. Bu halk geçinmeyecek. Çünkü maaş, asgari ücret yerindedir. Elektriğe zam, yağa zam, yakıta zam, her şeye zam. Ne olacak? Sonuç belli zaten. İnsanlar ya birbirini öldürecek ya hırsızlık yapacak. Başka çare yok. Olduğu zaman da neden oluyor diyorlar. Peki çocuklarımızın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Çocuklarımızın geleceği yok. Çünkü okullarda da zam. Her şeyde zam var. Biz kendimizi geçindiremiyoruz. Çocuklarımızı nasıl okutacağız? Devlet okullarına bile ücret ödüyoruz biz. Yani nasıl olacak bu iş ben de bilmiyorum. Hiç kimse konuşmak istemez. Neden konuşmak istemez? Çok memnundular yapılan zamdan dolayı. Yoksa bir korku mu var? Ne oluyor bu topluma? Kuzuların sessizliği oynamaya devam ediyoruz. Veya sessizliğimizi çıkarsak ne olacak misali? Devam eden bir yaşantı içindeyiz. Tabii ki bu beklenen bir zamdı. Daha doğrusu zamsız olmayan bir hafta yoktur mutlaka. Elektriği yapılmazsa başka şey yapılacak. Yani buna sürpriz olmamak lazım. Ben birçok şeyi bıraktım. Vatandaşa tavsiyem şudur. Ne döviz kurlarına baksın, ne bir şey yükseldiyse endişeye kapılsın. Boşuna strese girmesin. Böyle geldi, böyle gidecek. Yani boşu boşuna kimse tansiyonunu yükseltmesin, hasta olmasın. Yani bu 45 yıldır veya 50 yıldır devam eden bir düzen, bir sistemdir. Tabii burada kimi suçlamak lazım? Balık baştan kokar derler. Elektriğe yapıldığı gibi maaşlara da yapılması lazım. Yani sonuçta bir yerden gelip bir yere gitmesi lazım. Bunun çözümünü nasıl yapması gerekirse öyle yapacaklarını düşünüyorum. Yani sadece zamla içinden çıkılacak bir iş değil. Zaten hayatın, yaşam şartları belli, herkes için geçerli. Şimdi maaşlara da yaptığın zaman tabii ki bu defa tüketicinin fiyatlarına yansıması var. Yani her yönden sıkıntı. Ama yani sadece elektriğe zam yapmakla, bu devletin gelirlerini kalkındırmakla bu işte çözüme kavuşmuyor maalesef. Memleket adına çok fazla bir ümitsizliğim yok ama yani sanki daha bazı şeylerin birazcık daha iyi çalışılıp daha iyi yapılması lazım. Ne bileyim, bir vergi, fon, KDV oranlarına mesela ihtiyaçlı insanlara daha düşük faydalanabilecek bir ortam yaratılması lazım. Temel tüketimlerin fonlarının düşmesi lazım. Azami ihtiyaçlara dengeleme yapılması lazım. Bu tarzda şeylerle çözülebilecek işler bence bunlar ama tabii ki bu kadar basit değil. Yönetenlerin düşünmesi gereken bir şeyler. Bence yani yaşayamaz hale geldik. Yani geçim zorlaştı. Markete gideriz, fiyatlar yükselir her gün. Artırırlar fiyatları. Bence yani mantıklı bir şey değildir bu. Yani bu fiyatlar düşmesini isterim ben. Düşmezse yani zor günler bekliyor bizi. Bu kadar zamın altından bir şekilde kalkar ya. Kalkar. Her şekilde biz bir yolunu bulmuşuzdur.
Allah yardımcımız değilim, ne değilim. Kesinlikle hayat gün ve gün zorlaşıyor ve dünyada olup biten bu bir sürü savaşlar, negatif bir sürü olaylardan dolayı şükretmeye çalışıyor halkımız da. Ben onu görüyorum. Çok şükür halimize, çok şükür halimize diyerek hep devam ediyoruz. Ama nereye kadar, ama nereye kadar diyebilirim? Yani çok zor. Gittik sonra daha da zorlaşır. İnşallah bir çözüm üretirler, bir çözüm bulurlar. Yani böyle giderse işimiz zor yani. İnşallah her şey daha güzel olur. Halk kendilerinin ve çocuklarının geleceğinden endişe ediyor. Gelecek çok görmüyorum ben açıkçası. İleriye baktığımda da yani kötü günler bekler aslında bizi. Yani bakalım artık inşallah bir umuttur her şey aslında. Biz de umutu bekleriz düzelmesi için. İnşallah güzel günler yakın değilim. Çocuklarımızın geleceği çok fazla parlak değil artık. Yani teknolojik çağa döndük. Online her şey. Sürekli telefonlar, tabletler. Daha mı iyi oldu? Öğrenim açısından. Bir nebze daha iyi olmuş olabilir. Bundan sonrasını ben hiç öngöremiyorum yani. Vatandaş muhalefete de isyan ederek bir etkinliğinin kalmadığını belirtti. Muhalefet pasifleştirildi zaten. Muhalefet görevini yapıyor olsa bile etkinliği kalmadı. Onu düşünüyorum yani onu söyleyebilirim. Hayır.